Daha önce hiç şöyle bir şey duydunuz mu? Aslında Mustafa Kemal resmi tarihte anlatıldığı kadar başarılı değil veya aslında Mustafa Kemal Çanakkale'de anlatıldığı kadar başarılı değil. Resmi tarih bize yalan söylüyor. Bizi kandırıyorlar. Evet, gerçekten de Mustafa Kemal Çanakkale'de resmi tarihin anlattığı kadar başarılı değil. Bundan çok daha başarılı. Öyle ki Çanakkale Savaşı'nın mutlak bir yenilgiye dönüşmesine engel olacak kadar. Hadi bugün Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal'in rolünden bahsedelim. Özellikle şunun ayrımını yapmamız gerekir. Çanakkale Savaşı iki savaştan meydana gelmektedir. Biri deniz savaşları, diğeri ise kara savaşlarıdır. Mustafa Kemal kara savaşlarında çok önemli bir rol oynayacaktı. Yıl 1915. İtilaf devletleri korkunç donanmasıyla Çanakkale Boğazı'nı geçmeye çalıştılar. Yılların savaş yorgunu Osmanlı Devleti, başkent İstanbul'un düşmemesi için büyük bir kahramanlık göstermek zorunda. Mehmet Akif Ersoy'un deyimiyle şu boğaz harbi nedir, var mı ki dünyada eşi, en kesif orduların yükleniyor dördü beşi. Tepeden yol bularak geçmek için Marmara'ya, kaç donanmayla sarılmış ufacık bir karaya. Ne hayasızca tahahşüt ki ufuklar kapalı, nerede gösterdiği vahşetle bu bir Avrupalı. Ancak Avrupa'nın hasta adam dediği Osmanlı bu korkunç donanmayı boğazlardan geçirmeyecektir. Çelik gibi bir irade bu donanmaya karşı büyük bir direniş gösterdikten sonra itilaf devletleri kara çıkartması yapmaya deneyeceklerdir. İşte burada da karşımıza Yarbay Mustafa Kemal çıkmakta. Birinci Dünya Savaşı başladığında Mustafa Kemal Bulgaristan Sofya'da ateşi militer görevi sürdürmektedir. Sofya'daki görevi nispeten rahat ve keyifli bir görevdi. Mustafa Kemal adeta zorla kendisini Çanakkale'ye göndermeleri için yetkili yerlere baskı yapmış ve uzun uğraşlar sonucu 19. Tümen Komutanlığı'na tayin edilmiştir. İstese Sofya'daki görevini terk etmez ne canını ne de keyfini riske atmadan rahat bir süreç yaşardı. Ancak kanı kaynayan Mustafa Kemal vatan müdafasına ait faal vazifelerden daha mühim ve yüce bir vazife olamaz. Arkadaşlarım muharebe cephelerinde ateş hatlarında bulunurken ben Sofya'da ateşi militerlik yapamam demiştir. Mustafa Kemal Alman komutan Liman von Sanders'in altında görev aldığından bu esnada tanışma fırsatı bulmuşlardır. Doğuştan gelen asi ve cesur karakterinin de etkisiyle belki de o dönemde kimsenin diyemeyeceği şekilde Alman komutana Almanların başaracağına güvenmediğini söylemiş, tabiri caizse Alman komutanı bir hayli bozmuştur. Bir süre Maydos yani Eceabat bölgesinde görev yapan Yarbay Mustafa Kemal daha sonra Bigalı'da Mareşal Liman Sanders'in ordusuna nakledilmiştir. Bu esnada Araburnu'na yapılan bir düşman çıkartması Mustafa Kemal tarafından başarıyla püskürtülmüştür. Kabatepe ile Araburnu arasında karaya çıktığı öğrenilen düşmana karşı inisiyatif kullanıp derhal 57. Alay'ın... E, birlikleriyle birlikte hareket eden Mustafa Kemal buraya yaklaşık 2 saat yürüyüşün sonunda varmış. Alayını Kocaçimen tepesinde dinlenmeye bırakmıştır. Mustafa Kemal tek başına atına atlayıp Bayırına gitmiştir. Buraya geldiğinde Türk askerlerinin bozulmuş bir halde geri çekildiğini gören Mustafa Kemal askerlerin önüne çıkarak durumu sormuş. Ve askerlere ben size taarruz etmeyi değil ölmeyi emrediyorum diyerek dağılmış ve az sayıdaki birliğe derhal süngü taktırmış ve siper aldırmıştır. Direnmesi bir kenara bozulup kaçan askerleri tekrardan savunma pozisyonuna sokan Mustafa Kemal karşıdaki şaşırmış düşman birliklerinin hiç ama hiç tahmin etmediği bir şey yaparak boğaz boğaza bir süngü mücadelesine girmiş ve kazanması kesin olarak görünen bu çıkarma ekibini başarısızlığa uğratmıştır nihayetinde 15 bin kişilik bir düşman kuvvetine karşı 5 bin kişiyle direnilmiş ve düşman geri çekilmek zorunda bırakılmış. Sizden ufak bir ricam var. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız emeklerimin karşılığını fazlasıyla vermiş olursunuz. Şimdi devam edelim. Mustafa Kemal'in doğru yerde doğru zamanda doğru harekete yaptığı bu savaş o kadar önemliydi ki eğer orada tüm bu olanlar gerçekleşmeseydi Osmanlı bu savaşı gayet kaybedebilirdi. Çünkü düşman hücum ettiği tepeleri ele geçirdiği vakit düşman kuvvetlerini yok edebilmek için elinde muazzam bir üstünlük bulundurmuş olacaktı. Çanakkale Savaşı uzmanı İsmet Görgülü o zaman da Mustafa Kemal haricinde bu bölgeye müdahale edebilecek başka bir kuvvet bulunmadığını, ve Mustafa Kemal'in bu tarihi müdahalesi olmasaydı Çanakkale muharebelerinin 25 Nisan'da kaybedilebileceğini söylemiştir. Bu arada birkaç yanlışı da düzeltelim. Bu olaylar esnasında 57. Alayın tamamı şehit olmamıştır. Ancak büyük bir kısmı şehit olmuştur. Ayrıca Mustafa Kemal Çanakkale'de de 3-5 askeri yöneten basit bir subaydı diyen yalancıların yalanını da deşifre edelim. Bu olaylardan sonra Atatürk Arıburnu Kuvvetler Komutanlığı'na getirilerek bölgedeki tüm kuvvetleri tek başına idare etmiştir. Yani öyle 3-5 askeri yönettiğini iddia etmek pek akıl kârı olmayan bir iddiadır ki zaten Atatürk yalancıları genelde akıl kârı olmayan iddialar üzerinde yürür. Daha sonraki günlerde Yine Arıburnu ve Çanakkale'den gelen taarruzlar karşısında düşman Mustafa Kemal ve Türk askerini bulmuş, bir türlü başarıyı elde edememiştir. Tüm bu başarılarından dolayı Esat Paşa Mustafa Kemal'e kutlama telgrafı çekmiş, Mustafa Kemal gümüş imtiyaz madalyası, altın ve gümüş liyakat madalyası kazanmış. 10 Mayıs 1915'te Mustafa Kemal'in Arıburnu muharebelerini yönettiği tepeye Kemal Yeri adı verilmiştir. Yine İngilizler 14 Mayıs 1915'te bomba sırtını ele geçirmek için çok şiddetli bir taarruz başlatmışlar. Ancak Mustafa Kemal ve komutasındaki Mehmetçik kanlı süngü savaşları sonucunda bu taarruzu püskürtmeyi başarmıştır. Mustafa Kemal, Çanakkale Savaşı hatıralarında bomba sırtı mücadelesinden şöyle bahsedecektir. Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8-10 metre. Yani ölüm muhakkak birinci siperdekilerin hepsi düşüyor. İkinci siperdekiler onların yerini alıyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir soğukkanlılıkta biliyor musunuz? Öleni görüyor, Üç dakikaya kadar öleceğini de biliyor ve en ufak bir çekinme bile göstermiyor. Sarsılma yok. Okuma bilenler Kur'an okuyor ve cennete gitmeye hazırlanıyorlar. Bilmeyenler kelime-i getiriyor. İşte bu, Türk askerindeki ruh kuvvetini gösteren hayret ve tebrike değer bir örnektir. Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebesini kazandıran bu yüksek ruhtur. Atatürk sadece askeri müdahaleleriyle değil, ileri görüşlülüğüyle de ön plana çıkmıştır. Mareşal Liman von Sanders'in birçok planına itiraz ederek bunların yanlış olduğunu belirtmiş, olması gerekeni söylemiş ancak onu dinlememişler nihayetinde haklı da çıkmış örneğin düşman kuvvetlerinin arıburnu'nun kuzeyinden çıkacağını üç kere üst makamlara bildirdiyse de onu dinlemek yerine onunla münakaşaya girmişler sonunda yine Mustafa Kemal haklı çıkmış nitekim çok yüksek bir rütbesi olmadığından fikirlerini dinletmekte bir hayli problem yaşamış 6 7 8 Ağustos İngilizlerin Arıburnu ve Jongbayır dolaylarına saldırmaları üzerine çok kanlı mücadeleler yaşanmış. 8 Ağustos'ta İngilizler Jongbayır'ını ele geçirmişlerdir. Mustafa Kemal durumun ciddiyetini üstlerine bildirmek adına telefona sarılmış, "Kazım İnanç Bey'e bütün mevcut kuvvetlerin komutan altına verilmesinden başka çare kalmamıştır." demiştir. Kazım Bey, "Çok gelmez mi?" diye sormuş. Mustafa Kemal az gelir şeklinde cevaplamıştır. Sonuç olarak Mustafa Kemal Anafartalar Grubu Komutanlığına getirilmiştir. Bu çok ciddi bir kuvvettir ve 3-5 kişi yönetti diyen yalancılara duyurulur. Turgut Özakman bu konu hakkında şöyle söylemiş. Çanakkale Savaşı boyunca başkomutan Liman Paşa dışında hiçbir komutan bu kadar uzun zaman bu kadar büyük bir kuvveti yönetmemiştir. Gördüğünüz gibi aslında Mustafa Kemal'in Çanakkale'deki rolü çok büyüktür ve Mustafa Kemal olmadan bir Çanakkale Savaşı anlatımı mümkün değildir. Konumuza dönecek olursak Anafartalar Grubu Komutanı Mustafa Kemal 9 Ağustos 1915'te İngilizlere taarruz etmiş ve 1. Anafartalar Savaşı kazanılmıştır. Tahmin ettiğiniz gibi bu savaşta oldukça büyük ve kanlı olmuştur. Yine 10 Ağustos'ta Mustafa Kemal İngilizlerin ele geçirdiği Jonk Bayırı'na taarruz ederek burayı geri almıştır. Atatürk anılarında Jonk Bayırı taarruzunu şu şekilde anlatır. Önünden geçerken yüksek sesle askerlere selam verdim ve onlara dedim ki askerler karşımızdaki düşmanı mağlup edeceğimize hiç şüphem yoktur fakat siz acele etmeyin. Evvela ben ileri gideyim. Siz ben kırbacımla işaret verdiğim zaman hep birlikte atılırsınız. Ondan sonra hücum sapının önlerine geçerek kırbacımı havaya kaldırdım ve hücum işaretini verdim. Kırbacımın aşağı inmesiyle demirden bir kitle halinde aslanca bir saldırıyla ileri atıldılar. Bir saniye sonra düşman siperleri içinde gökyüzüne yükselen bir sesten başka bir şey işitilmiyordu. Allah Allah Allah! Düşman silah kullanmaya vakit bulamadı, boğaz boğaza kahramanca mücadele sonunda ilk hatta bulunan düşman tamamıyla imha edildi. Bu savaş esnasında da Mustafa Kemal inisiyatif kullanmıştır. Nitekim ihtiyatta bulundurduğu birlikleri derhal Kocaçimen Tepesi ve Jonk Bayırı'na göndermiştir. Bu savaş sırasında Mustafa Kemal'in göğsünü isabet eden bir şarapnel parçası olmuştur ancak göğsünde cebinde taşıdığı saati sayesinde belki de Mustafa Kemal mutlak bir ölümden dönmüştür. Fahrettin Altay Paşa bu taarrus hakkında şu sözleri söyleyecektir. Mustafa Kemal 10 Ağustos'ta yalnız İstanbul'un değil bütün bir memleketin işgalini önlemişti. Artık ümitleri kalmayan İngilizler 2 ay sonra Gelibolu Yarımadası'nı boşaltıp çekilip gitmeye mecbur kalıyorlardı. 15 Ağustos'ta İngilizler Aslan Tepe'ye bir saldırı düzenlemiş, buradaki az sayıda Türk birliği irtibat kuramadığından destek isteyememiştir. Kanlı Tepe düşmüş durumu haber alan Mustafa Kemal derhal kuvvetleriyle bu bölgeye gelerek Kanlı Tepe'yi geri almış ve 17 İngiliz taburunu etkisiz hale getirmiştir. Mustafa Kemal'in en ilgi çekici özelliklerinden birisi de Çanakkale'de adeta ölüme meydan okurcasına ön saflarda kalması ve fazlasıyla riskli durumlarda kendisini bırakmasıdır. Atatürk'ün yazdığı kumandan ile hasbi hal kitabında bu durumda şöyle bahsetmiştir. Savaşta yağan mermi yağmuru o yağmurdan ürkmeyenleri ürkenlerden daha az ıslatır. 16 Ağustos'ta İngilizler Kireçtepe'ye taarruz etmiş, yine Mustafa Kemal ve askerleri ile karşılanmışlardır. 21 Ağustos'ta tekrar biri İngiliz e, taarruzunu durduran Mustafa Kemal, 1 Eylül'de gümüş liyakat madalyası kazanmıştır. 20 Eylül'de cephede hastalanan Mustafa Kemal, 27 Eylül'de Anafartalar grubu komutanlığından istifa edeceğini bildirmiştir. Sebebi ise Enver Paşa'nın her yeri ziyaret etmesi ancak Mustafa Kemal'in bulunduğu yere gelmemesi. Bilmeyenler için şöyle bir dipnot düşelim ki Enver Paşa ve Mustafa Kemal'in yıldızları hiçbir zaman barışmadı. Enver Paşa genç yaşında geldiği çok yüksek makamlara rağmen Mustafa Kemal'i adeta kıskanarak onun başarılarını sansürlemeye ve onun önemini halk gözünde küçültmeye çalışmıştır. Mustafa Kemal de ondan hiç hoşlanmaz ve politikalarını eleştirirdi. Şu anda konumuz bu olmadığından ayrıntıya girmeyeceğim. Ancak başka zaman başka bir e, videoda bu konuyu inceleriz muhakkak. Konumuza dönmek gerekirse Mustafa Kemal'in istifası kabul edilmemiş, Enver Paşa da daha sonra kendisini ziyaret etmiştir. Sadece Enver Paşa değil Esat Paşa, Edirne Valisi Hacı Adil Bey ve Maiyeti, Şehzade Faruk Efendi ve İstanbul Milletvekili Hüseyin Cahit Yalçın, Tasviri Efkar Gazetesi muhabiri Ferit Bey, yine gazeteci şair ve yazarlardan bir heyet, Gelibolu Mutasarrıfı Süreyya Yiğit Bey, Maydos Kaymakamı Rahmi Bey, Polonyalı bir gazeteci, bir Alman gazeteci, Türkiye'nin tanınmış filmcilerinden Necati Bey, Almanya'nın İstanbul elçiliğinden Dr. Ernest Jack, yazar Ekrem Bey, Suriyeli yazar ve şairler ve Mustafa Kemal'i çoğunlukla Kemal yerinde olmak üzere ziyaret etmişlerdir. Bu arada bu ziyaretler bir savaş cephesinde gerçekleşmiş. Dolayısıyla bu kadar çok kişinin gelmesi Mustafa Kemal'in nasıl bir kahraman olarak görüldüğünü daha iyi anlamamızı sağlamakta. Sonuç olarak 7 Kasım 1915'te İngilizler Çanakkale'yi boşaltma kararı almışlar. Mustafa Kemal düşmanın kaçacağını anlamış ve üst makamlara taarruz isteğinde bulunmuş. Düşmanın elini kolunu sallayarak kaçmasını istememiştir. Ancak bu isteği kabul edilmemiştir. 11 Aları 1915'te İstanbul'a dönmüş ve ardında büyük başarılar bırakmıştır. Sadi Borak'ın ifadesiyle Mustafa Kemal Çanakkale'de ciltler dolduracak zaferler elde etmiştir. İngiliz resmi tarihine göre General Aspinal Oglander Mustafa Kemal'in başarıları için şunları söylemiştir. Bir tümen komutanının üç ayrı yerde tek başına giriştiği hareketlerde bir savaşın hatta bir ulusun kaderini değiştirecek yücelikte bir zafer kazandığı tarihte pek nadirdir. Atatürk iftiracılarına gelecek olursak onların diyeceği şey Türk resmi tarihi Mustafa Kemal'i yüceltmek için uğraşmış olacak. Ancak gördüğümüz gibi böyle bir durum ortada yoktur. Türk kaynakları haricinde size şimdi söyleyeceğim yabancı kaynaklar Mustafa Kemal'in başarısını göstermektedir. Örneğin yazar Alan Morehead şöyle söylemiştir. Müttefik devletleri adına Hareketin en kötü rastlantılarından biri bu deha sahibi küçük rütbeli Türk komutanının yani Mustafa Kemal tam o anda o noktada bulunmasıydı. Burada 25 Nisan Arıburnu'ndan bahsetmektedir. Çünkü aksi takdirde Anzaklar pekala o sabah Conkbayır'ını ele geçirebilirler ve savaşın kaderini orada o anda ee, kendi lehlerine çevirebilirlerdi. Oysa Mustafa Kemal o gün tam bir çılgınlıkla savaştı. Bir ön sezi talihinin doğmakta olduğunu ona hissettirmiş olmalıdır. Ya burada ölüp gidecek ya da kendisini gösterecekti. Devamlı olarak ön siperlerde çarpışmaktaydı. Topları mevziye sokarken ellerine yardım ediyordu. Mermiler arasından kalkıp düşmanı kolluyor, askerlerini en ufak bir kurtuluş umudu olmayan hücumlara kaldırıyordu. Winston Churchill ise Mustafa Kemal için kaderin adamıdır ifadesini kullanmıştır. Öğretim üyesi Richard Dobinson şu ifadelere kullanmıştır. Kişisel cesaret, başkalarının hareketini seziş yeteneği, sabır, kendi hareketlerinin en etkili olabileceği zamanı kavrayış, kendi amacını saklı tutarak Başka yönlerde inandırıcı biçimde yanıltma, aldatma hareketlerini yapabilme yeteneği, düşman kuvvetlerinin nispi gücünü objektif bir görüşler ve doğru olarak değerlendirebilme yeteneğidir. Peki size İngiliz resmi tarihinin de Çanakkale Zaferi'nin Mustafa Kemal'in eseri olarak yazdığını söylesem, örneğin Çanakkale'de geleceği elinde tutan komutan üstün şahıs Mustafa Kemal'di. Çanakkale muharebelerinde göstermiş olduğu çok yüksek sek ve idare, fedakarlık ve feragat her türlü övgünün üzerindedir ve bu hususta ne söylense azdır ifadeleri İngiliz resmi tarihine aittir. Bir başka yerde ise kısacası Gelibolu muharebeleri bütünüyle Mustafa Kemal'in üstünde deha ve zekasıyla etkili olduğu bir tarihi anlatır. İşte bu ifadeler İngiliz resmi tarihinde geçiyor. Bunları aklımdan da uydurmuyorum. Her videoda olduğu gibi bu videonun altına da kaynaklarda kullandığım kaynakları ve bakmanızı istediğim kaynakları muhakkak yazacağım. Gelelim Atatürk yalancılarına. Bildiğiniz gibi Atatürk bugün Türkiye'de 3 grup tarafından düzenli olarak saldırıya uğramaktadır. Bunları İslamcılar, aşırı solcular ve Dilboş tayfası olarak özetlemek gayet de mümkündür. Yine bu tayfanın en sevdiği yalanlardan birisi Çanakkale'de Atatürk'ün aslında çok da önemli bir rol oynamadığıdır. Ancak buraya kadar anlattığımızdan da anlaşıldığı üzere durum hiç de öyle değildir. Yine de Atatürk yalancılarına cevap mahiyetinde iki farklı konudan bahsedeceğim. Bunlardan birincisi Atatürk'ün ne kadar başarılı olduğunun resmi kanıtı olan Çanakkale'de kazandığı madalya ve nişanlardır. Mustafa Kemal'in kazandığı madalya ve nişanlar şu şekildedir. Bulgaristan Sen Alexander nişanının komandör rütbesi, gümüş imtiyaz madalyası, muharebe altın liyakat madalyası, Alman İmparatoru Demir Haç nişanı, Takfon harp madalyası, Muharebe Gümüş Liyakat Madalyası, Alman Demir Salip Nişanı, Muharebe Altın Liyakat Madalyası, 2. Rütbeden Osmani Nişanı, Avusturya Macaristan İmparatorluğu 3. Rütbeden Muharebe Liyakat Madalyası, Altın İmtiyaz Madalyası. Şunu da belirtmek gerekir ki madalyalar Enver Paşa'nın Mustafa Kemal'den hiç mi hiç hoşlanmamasına rağmen verilmiştir. İşte tam bu durumda bu fazla sayıdaki madalyanın değeri de bir hayli artmaktadır. Ayrıca dünyanın en büyük Osmanlı tarihçilerinden Profesör Doktor Halil İnalcık Atatürk'ün başarısı için şunları söylemiştir. İtilaf devletlerinin amacı Fatih'in fethinden 462 yıl sonra İstanbul'u nihayet ele geçirmekti. İstanbul sırtlarında bu genç tümen komutanını Mustafa Kemal'i buldular. Mustafa Kemal onları Conk Bayrında durdurdu. Anafartalar da yollarını kesti. Düşmanı çekilmeye zorladı. Türk milletinin gözünde bir kahraman ortaya çıkmıştı. Şimdi Atatürk iftiracılarının yüzüne tokat gibi vurulacak bazı şeylerden bahsedelim. Birincisi Atatürk Çanakkale görevi bittikten sonra Edirne'de kendisi için büyük bir tören düzenlenmiş. Tören bir buçuk saat kadar sürmüştür. Pankartlarda ise Yaşasın Arıburnu ve Anafartalar Kahramanı Mustafa Kemal Bey yazılıdır. İkincisi 1917 yılında Mustafa Kemal'in başarıları hatta öylesine karşılık bulmuştu ki ilk defa olmak üzere onun ismine Urfa'da bir anıt dikildi. Üçüncüsü Milli Mücadele başladığında Amasya müftüsü Mustafa Kemal'e Çanakkale'den sonra memleketi ikinci defa kurtarmaya geldiniz şeklinde iltifatta bulunmuştur. Dördüncüsü İngiliz işgal kuvvetlerinden Amiral Carthorpe 23 Nisan 1919'da Lord Curzon'a gönderdiği telgrafta Atatürk'ten Çanakkale Savaşı'nda büyük ün yapmış Mustafa Kemal Paşa diye söz etmiştir. Beşincisi İngiliz işgal kuvvetlerinden Amiral Webb 28 Haziran 1919'da gönderdiği bir telgrafta Çanakkale kahramanı Mustafa Kemal bir gün önce İstanbul'a geldi demiştir. Altıncısı L Illustration dergisi 26 Şubat 1921'deki 4069 sayısında Atatürk'ü kararlı, sert ama iman etmiş olan Mustafa Kemal Paşa dünyaya baş kaldırmıştır. Çanakkale'de İngilizler karşısında kazandığı büyük zaferler anılmaya değer olarak tanımlamıştır. Evet şüphesiz ki bu listede bu videoda çok daha fazla uzatılabilir ancak ana fikri verebildiğimi düşünüyorum. Bu videonun tamamında bir yandan Mustafa Kemal'in Çanakkale'deki rolünden bahsettim. Bir yandan da Atatürk yalancılarının iftiralarına cevaplar verdim. Bu sebepten sadece Mustafa Kemal üzerine gitmeye çalıştım. Zira Çanakkale'yi bütünüyle anlatmaya ne benim nefesim ne de sizin vaktiniz yeter. Dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olursanız verdiğim emeklerin karşılığını fazlasıyla almış olurum.